Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda üretim, dağıtım ve tüketim ünitesine devam ediyoruz. Konumuz ekonomi ve sosyal hayat. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi ülkemizde farklı coğrafi özelliklerin bulunması ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir. İşte iklim ılıman, yaz süresi uzun, turizm gelişiyor. Dağlık ve engebelik, çayır var, büyükbaş hayvancılık gelişiyor. Dağlık ve engebelik, bozkır var, küçükbaş hayvancılık gelişiyor. Geniş tarım arazileri var, tarım gelişiyor gibi. Şimdi ulaşım, ticaret, nüfus, sosyal hayat, eğitim, sağlık ve beslenme alışkanlıkları gibi unsurlar ekonomik faaliyetlerden etkileniyor. Mesela nasıl? Nüfusun sanayinin gelişmesine bağlı olarak büyük şehirlerde nüfusun büyük şehirlerde toplanması kültür, yerleşme ve eğitim imkanlarını etkiliyor. Eğitim sorunları ortaya çıkabilir. Çarpık kentleşme ortaya çıkabilir. Kültürel etkileşim ortaya çıkabilir. Ondan sonra ormanlık alanlar yerleşmeye açılabilir gibi. Sanayide ham madde kaynağı sağlayan madencilik faaliyetleri bölgelerde iş imkanlarının ve şehirleşmenin artmasına yol açıyor. Sanayi faaliyetlerinin kurulduğu yerde iş imkanı fazla, göç yaşanıyor. Yaşanan göçler konut ihtiyacını, ev ihtiyacını artıyor. Nüfus arttıkça okul ihtiyacı artar, hastane ihtiyacı artar. Dolayısıyla eğitim ve sağlık bundan etkilenir. İnsanlar eğlenecek, sosyal hayata dair parktı, eğlence ve dinlenme merkezleridir, dinlenme mekanları gibi yapılara ihtiyaç artmakta. Turizm faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde eğitim, ulaşım ve sağlık olanakları gelişme göstermiştir. Tabii yine burada arkadaşlar turizm gelişmişse yine nüfus artıyor. Bak her şey nüfustur. Yine nüfus artar. Nüfusun artmasına bağlı olarak okul, hastane, konut, eğitim, sosyal etkinlikler gibi kurumlara olan ihtiyaç ne yapıyor? Artıyor. Tabii yine turizmin geliştiği yerlerde farklı devletlerden, farklı milletlerden insanların bir araya gelmesi elbette kültürel etkileşime yol açıyor. O sana İngilizce konuşuyor, sen ona Türkçe konuşuyorsun. Sen onun giyim tarzını görüyorsun, senin giyim tarzını görüyor. Gelip çay içiyor, sen waffle yiyorsun falan, kültürel etkileşim yaşanıyor. Arkadaşlar ekonomik faaliyetlere bağlı olarak nüfusun artan yerlerde halkın dinlenme, eğlenme, alışveriş, ulaşım, eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılıyor. Bu da ekonominin sosyal hayatı etkilediğini bize kanıtlar. Arkadaşlar ekonomik faaliyetler bakımından sanayi olur, madencilik olur, tarım olur fark etmez. Ekonomik faaliyetler bakımından zengin olan yerler göç aldığı için nüfusu artıyor. Tabii aynı zamanda nüfusun artışına bağlı olarak şehirleşme de hız kazanıyor. Şehirleşmeye bağlı olarak önceden geniş bir alana yayılmış insanlar şehirlerde bir arada yaşamaya başlıyor. Bireyler arasında kültür alışverişi artıyor. Özetle ekonomik faaliyetlerin kültürel etkileşime yol açtığını, konut ihtiyacını ortaya çıkardığını, eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme ve buna benzer ihtiyaçları arttırdığı için bu alanlara yönelik yatırımların hız kazanmasını sağlıyor diyebiliriz. Evet, üretim, dağıtım ve tüketim ağı ikinci konumuzdur. Arkadaşlar insanların ihtiyaçlarını karşılaması için yeni bir ürün ortaya koymaya biz üretim diyoruz. Tabii üretim yapmak için iş gücüne, yani çalışan kişiye, paraya, bir de ham maddeye ihtiyacınız var. Tabii ürünlerin işlenmeden önceki haline biz ne diyoruz? Ham madde diyoruz. Mesela örnek vereyim. İşte buğday ham maddedir arkadaşlar. Ondan sonra yani herhangi bir pamuk ham maddedir. Sonra fabrikada işlenip tişört pantolon haline geliyor. Bir ürünün üretilmesi için gerekli paraya biz sermaye diyoruz. Sen ne üreteceksin? Atıyorum büyükbaş hayvancılık yapacaksın ya da atıyorum işte çatal bıçak üreteceksin. İlk başta o sanayi faaliyetini kurmak için paraya ihtiyaç. Her şeyde para lazım ya. Böyle bir şey yok. Kantinden tost alacağım, para lazım. Sermaye lazım hocam. Üretim yapılabilmesi için çalışan insanlara biz iş gücü diyoruz. Mesela kağıt bir arkadaşlar üretilen bir üründür. Ham maddesi nedir arkadaşlar? Ağaç. Ağaçtan kağıt elde ediyorsun. Dolayısıyla burada ağacın ham madde olduğunu söyleyebiliriz. Ürünlerin çeşitli araçlarla üretildikleri yerlerden tüketicilere taşınmasına biz ne diyoruz? Dağıtım adını veriyoruz. Ürünlerin insanlar tarafından satın alınıp kullanılmasına ne diyoruz arkadaşlar? Tüketim adını veriyoruz. Mesela buğday ham madde, ekmek ürünümüz, kamyonlarla markete gider dağıtım, Metin Hoca alır bunu yer tüketim. Buğday ham madden. Bunu ne yaptın? İşledin kimle? İnsanlarla. O senin iş gücün.
Onlara maaş verdin, ekmeği üretmek için işte fırın yaktın falan filan, sermaye. Ekmek bir ürün ortaya çıktı. Kamyonlarla marketlere dağıttın, gönderdin. Bak marketlere gönderdin der, marketlere gönderdin, dağıtım. Ekmeğe gittin, fırından aldın, hemen eve giderken bir parça kopardın, yedin. Tüketim arkadaşlar. Üretim, dağıtım ve tüketim ağımız da bundan ibaret. Tabii şunu söyleyelim. Dağlık ve engebeli alanlarda üretim, tüketim faaliyetlerinin, özür dilerim, dağıtım faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Nüfusun fazla olduğu yerlerde tüketim de fazladır. Ham madde kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde üretim fazladır. Örnek verecek olursak Konya'da yoğun bir şekilde buğday üretiliyor. Burada makarna ve bisküvi fabrikaları yoğun bir şekilde kurulmuş. Dolayısıyla ham maddeye yakınlık önemli. Mesela şeker pancarı hızlı bozulduğu için hemen şeker pancarı üretilen yerlerin hemen yanı başına şeker pancarı, şeker fabrikaları, şeker pancarı fabrikaları kuruluyor. Dolayısıyla üretim, dağıtım ve tüketimin olumlu bir şekilde devam edebilmesi için ham maddeye yakınlık, ulaşımın gelişmişliği ve nüfus önemlidir. Sevgili arkadaşlarım, bu videomuz da bundan ibaret. Bir sonraki videomuzda ekonomi alanında yeni fikirleri işleyeceğiz. Ayrılmayın. Sizleri çok çok seviyorum 5. sınıflar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.